Heavenly Father, once again we thank you for the opportunity to study your word. Lord, be with the ones that are not with us today, and also be with the ones that are traveling to be here. Heavenly Father, we pray that we hear from you directly today. In Jesus' name we ask. Amen. Okay. Bu resime ne kadar benziyorduk? Öyle mi? Orada mı kalmıştık? Bu resime ne kadar benziyorduk? Evet. Matthew 5'i bitirdik. Matthew 6'ya başlayacak. Yoksullara yardım. Şöyle bir geriye gidelim. Yani. Biz 13'e kadar geri ileri yapıştan yer oluyoruz. Kaça kadar? 13'e kadar. 13'e kadar? Bugün sukuti hayali oynayabilirsiniz. Öğretçi değil, 6 da değil belki. Yani bu, bu resme ne kadar benziyorsun derken, İsa Mesih'in Hristiyan olması gereken karakteri anlattı. Biz o karaktere ne kadar benziyoruz? Aferin sana. Evet, kesinlikle öyle dedim. Nerede diyordu bunları? Hani o 10 tane şey vardı ya madde. O 10 tane madde. Neran Karozu. Dağdaki karoz. Bağırsa karoz. Şöyle bir toparlayalım. 5. bölümü. 5. bölümün 3'ten 12'ye kadar olan ayetleri bir Hristiyanın karakteristiklerini sıralıyor. İsa Mesih. Biz Sermon on the Mount'a başladık. İşte dağdaki şey mi diyordu? İşin başlangıcında bir başlık var mı? Yok. Gerçek mutluluk. Gerçek mutluluk diye ama Sermon on the Mount o değil yani. Dağa çıktı, evet. Yok. Dağdaki mesaj, yani guess, şey yapabiliriz, tercüme edebiliriz. Ona başladığı zaman İsa Mesih, unutmayalım ki o zamanki öğrencilerinin o zamanki öğrencilerine verdiği ilk mesajdı bu. Etrafa gidip tövbe edin mesajından sonra ilk öğretisi o zamanki öğrencilerineydi. Dolayısıyla o zamanki imanlılara, dolayısıyla bize. Tamam mıyız hepimiz? Evet. So, İsa Mesih bize mi konuşuyor şu anda? Evet. Ya. Okay. Bize konuştuğu zaman ilk 12 ayette bize bir Hristiyanın, bir İsa Mesih imanlısının karakteristiklerini söyledi. Bu karakteristiklerin bir üstünden geçelim. Deniz. Yes, sir. 5, 3, 12. 5'e 12'ye kadar okuyorsun. Baştan başlayıp yeah, okay. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ruhta yoksul bir. Ne mutlu yaslı olanlara. Yaslı. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Yumuşak huylu. Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Evet. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlar Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size söğüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü söz söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Bahsettiğim resim buydu. Bu resime ne kadar benziyoruz dedik. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Buradaki yoksulluk... Hatırlıyor musunuz ne yoksulluğuydu? Alçak gönüllü. Ruhtaki yoksulluk insanların kendi evet, kendi eksikliklerini, kendi fakirliklerini Tanrı'nın önündeki ona olan ihtiyaçları anlamalarıydı. Ve ikincisi de bu yoksulluğu anlayıp, daha doğrusu tam öz çevirisiyle bir dilenci, buradaki yoksul. O zaman girmiş miydik bu kadar detayını hatırlamıyorum da. İncil'de kullanılan yoksul iki kelime var. İki kelime kullanılmış İncil'de. Bir tanesi yoksul ama çalıştığı zaman
günlük ekmeğini kazanabilecek derecede bir yoksulluk. O bir kelime direkçede. Başka bir kelime de o kadar yoksul ki dilenmezse eğer aç kalacak. Buradaki kullanılan yoksulluk o yoksulluk. Sonra İsa Mesih ilk öğreti olarak diyor ki eğer ruhtaki yoksulluğunuz yani dilenciliğiniz anlaşılmazsa göklerin egemenliğine giremeyeceksiniz diyor. Ruhta tabii bu. Ruhta tabii, tabii. Sonra öncelikle bu yoksulluğu anlamamız gerekiyor. İkinci adım olarak da ne diyor? Ne mutlu yaslı olanlara. Bu yoksulluğu anlayıp Tanrı'nın karşısında ne kadar günahkar olduklarını anlayıp ve bunun için yas tutanlar da onlar da teselli edilecekler. Evet, bunların hepsine ayrı ayrı uzun uzun girebiliriz aslında. Ama şimdi satmayalım. So, bir Hristiyan'ın karakterliği ruhta yoksul, yaslı, tabii ki bu yasların çeşitleri var. Ama bu Tanrı'nın yasından bahsediyor. Günaha karşı olan yastan bahsediyor. Tövbeye götüren yastan bahsediyor. Yumuşak huylu, doğruluğa acıkıp susayanlara, merhametli olanlara, yüreği temiz olanlara, barışı sağlayanlara, doğruluk üzerine uğruna zulüm görenler. So, bu bir Hristiyan'ın karakteristikleri. Attributes. Karakteristik. İkincisi de, ikinci bölümü de 13'ten 16'ya kadar olan bölümü. Orada bir imanlının influence'ı yani etrafta yaptığı etki. Son gün okur musun? 5, 13'ten 16'ya kadar. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Burada bir imanlının etkisi. Tuz ve ışık olmak. Üçüncü bölümde 17'den 48'e kadar ki onu da Garbis okuyacak. O da bir imanlının ahlaki yaşamı. Righteousness. Doğruluğu. Okay? Hayatındaki doğruluğu. Sonra da 17'den 48'e kadar. Uzunsa yarı yarıya yapabiliriz başkasıyla. Kutsal yasa ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasada ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler ilkini açmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden, sunakta adam adak sunarken, kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunan önünde bırak. Git önce kardeşinle barış. Sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden orada asla çıkamazsın. Başka kim okumak istiyor? Devam edeyim. Evet. 48'e kadar. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadın şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at.
Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme girmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır. Ne yer üzerine çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup bin tanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur. Vergi görevlileri de öyle yapmıyor bu. Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Bunlar da neymiş bir Hristiyan'ın? Righteousness, doğruluğu, karakteri, etkisi ve doğruluğu. Bir teologun yazdığı bir cümleyi gördüm Tanrı'nın doğruluğu üzerine. Ve çok hoşuma gitti, onu sizin için tercüme ettim. Stott, S-T-O-O-T, isminde bir teolog, 1700'lerde yaşamış. Tanrı'nın doğruluğu hakkında şöyle demiş. Tanrı'nın doğruluğu yaptığımız işlerden ve faaliyetlerden daha öte fikirlerimize ve güdümüze, niyetimize, whatever drives us, okay, konuşmamıza ve kalbimize ve içimizdeki saklı ve gizli yerlere hükmetmelidir. Ne şükürler olsun. Etmelidir. Hükmediyorsun. Bir biz de Tanrı biliriz. Tanrı'nın doğruluğu hükmetmelidir. Hareketime, oturmama, kalkmama, konuşmama, duygularıma, düşüncelerime ve burası çok güzeldi. İçimdeki gizli ve saklı yerlere hükmetmelidir. Hükmetmelidir. Ben çok sevdim. Onun için tercüme etmek istedim bunu. Çünkü bazı yerlerde righteousness of God must master beyond the actions and the words of our heart, minds and motives, even in the hidden and secret places. En derin noktası orası. Gizli ve saklı yerlerde. Başkalarının önünde Hristiyan olmak var. Gizli ve saklı yerlere hükmetmeli Tanrı. Başkasını aldatmak kolay. Biz Tanrı'yı aldatamayız. Ve de 5. bölümün 3. ayetinde okuduğumuz gibi bunun bilincinde ve anlayışında olmazsak eğer, yoksulluğumuzu anlamazsak eğer ve bu yoksulluğun anlayışı bizi tövbeye ve therefore ağlamaya, ne diyor? Mourning. Yas tutmaya götürmüyorsa eğer, biz hakikaten Hristiyan mıyız bilmiyorum. Bu ağır bir kelime diyorum şu anda size. Bilmiyorum farkında mısın? Farkındayız. Bu hepimiz için geçerli. Nasıl var? Zanır pan mı sayayım? Kaskasak mı? Bazı insanlar maddi fakir oluyorlar ya maddi olarak. Hiç alakası yok. Aslında onun peşinde oldukları için anlıyorlar.
Bu daha derin bir fakirlik. Anlamda fakir olanlar ne yapıyor? Sürekli uğraşıyor ki ondan kurtulmak için. Daha ben kurtulayım ama ruhta fakir olduğunun farkında değil ve ondan kurtulayım diye düşünüyor. Farkında olmak birinci adım. Evet. Zaten farkı. Birinci adım o. İlk onu anlamak lazım. Onu fikren anlamak lazım. Intellectually onu anlayıp ikinci adıma gelmek lazım ki kurtaran da o ikinci adım. Dördüncü ayet. İşte ruhta anlayamadım. O ne zaman ki David şeyim oydu yani. 51. anlamda çabuk anlıyoruz. 51. psalmdı galiba. No, pardon, 32. psalmda. Diyor ki ben günahımı confess yapmadan önce kemiklerim ağrıyordu diyor. Tanrı'nın önünde. Okay, okuyalım. Birimiz okuyalım. 32. psalm. Tabii ki yapalım. Tabii ki abaçları kül. Ne? Hüsnü. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana. Suçu Rab tarafından sayılmayan, ruhunda bir hile bulunmayan insanın insana ne mutlu. Sustuğum sürece kemiklerim eridi. Gün boyu inlemekten. Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı. Niye susmuştu? Okumaya devam et. Dermanım tükendi. Yaz sıcağında gibi. Günahımı açıkladım sana. Hı. Suçumu gizlemedim. Hı. Rabbe isyanımı itiraf edeceğim deyince günahımı, suçumu bağışladın. Hı. Orada sena demiş. Orada biraz işte, daha düşün. Orada işte ne zaman ki günahını anlıyor, günahının ağırlığında eziliyor ve için onun için mourning, neydi ya? Yas tutuyor ve tövbe ediyor, repentance. Ondan sonra İsa Mesih ne dedi? Blessed, kutsanmıştır yas tutanlar. İşte kutsanmak o yası tuttuktan sonra geliyor. Mevzumuza gelelim. 6-1 Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten öyle kaçınan. Başlıyor. Evet. Dikkat edin diye yardım. No. Askuşya ki ya. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla yapın. Kaçının diye bitiyor. Neyse, insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa devam edin. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsın. Burada durmak istiyorum. Herkes duydu mu? Duyduk. Sen oku İbrahim. 6-1 Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bendeki tercüme de şöyle diyor. Ki bu daha yakın Grekçeden herhalde çevirmişler bunu. Dikkat edin. Böyle başlıyor. İngilizce'de de böyle başlıyor. Ermenice de öyle başlıyor. Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. O tersinden başlamış. Öyle yaparsanız göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. İsa Mesih bu paragrafa bir uyarıyla başlıyor. İsa Mesih Tanrı'nın kendisi. Dikkat edin diyorsa demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli. Çok önemli bir şey var. Dikkat edin, yapmanız gereken doğru işleri diyor. Doğruluğunuz insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten. Oradaki doğruluğunuz yanlış tercüme. Yanlış değil, düşük tercüme. İngilizce'de de öyle tercümeler var. Ama asıl Grekçe'deki kelime doğru işler. Onun üstüne doğru işler yazabilirsin. Doğruluğunuz değil, doğru işler. Yapmamız gereken doğru işler. Yani biraz sonra duaya falan da girecek İsa Mesih. Ve oruca da girecek. Doğru işleri yapmanız gerekiyor demiyor. Zaten yapmamız gerek. Zaten yapacağız bunları. Ama her zamanki olduğu gibi köküne iniyor. Niyetine gidiyor. Dikkat edin, yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öncelikle yapmamız gereken doğru işler var. Gösteriş kelimesi burada enteresan bir kelime, bunu öğrenin. Grekçe'de şeymiş,
Theatomai bizim tiyatro kelimesinin kökü. Theatomai. Yani başkasına tiyatro yapmayın. Perfect. Yeah. Okay. Tiyatro. Theater. It's the root for theater, the word theater. Okay. Başkasına rol yapabilirim. Tabii tabii kökür. Yeah. Daha sonra okuduğumuz zaman ne diyor? Bu nedenle birisine sadaka vereceğiniz zaman bunu ilan etmek için önünüzde borazan çaldırmayın. 200'lü kişiler buraya gitmek istiyorum. Bunların hepsi 200'lük ve birinci ayette takılmak istiyorum bugün. Okay. Ve 200'lük hakkında konuşmaya başlamak istiyorum. 200'lük. Çok kötü bir şey. 1-2. Grekçe'de Hippokrates. Hippokrat İngilizce. Hippokrat İngilizce. Riyakar. Türkçe'de. Oh, tam tercümesi ne biliyor musunuz? Hipokrit'in, iki yüzünün tam tercümesi neymiş? Actor on a stage. Tiyatr. Tiyatrodaki aktör. Tiyatrodaki oyuncu aktör demek. Hipokrit demek, iki yüzü demek. Nasıl tiyatrodaki yani? Aktör. Stage'in üstündeki, sahnedeki oyuncu demek. Doktorlarda da Hipokrit yemini. O Hipokrat kişinin soyadı. Bununla alakası yok. O ilk doktorlardan bir tane. Onu söyleyeyim. Hipokrat, Hipokret değil. Ve de iki yüzlülük maalesef bugün, dün, bugün ve yarın her zaman var. Ben kiliseden bahsediyorum. Ben kutsal kitaptan bahsediyorum. Yaratılışta vardı Hipokritler. İlk kilisede vardı. Elçilerin işleri ikinci bölümde ilk kilise kuruldu. Beşinci bölümde Hipokritler geldi. Okay? Evimi sattım, bütün para burada dedim. Yani. Kimse kendinden satmasın. Ve bugün de var. Bugün de var. Bugün etrafımızda da var. İçimizde de var. Bugün bundan sonra ne olacak? Yarın gidiyor. Yerpem hayrengisin. İki davulda bir. Yerku tumpuk bir kızar mı? İki davul çalar. Çalar. İki değişik davul. Senin davulu çalar, kendinin davulu çalar. Yeah. Yeri satsın. Yeah, it's two face. Zaten actor on a stage, iki yüzlü demek. Zaten sahnede kendi olmadığı bir insanı canlandırıyor. Okay, hipokrit o demek. Yani ben içimde başka, dışında başka. Bu insan değilim. Bir çık dışarıdan buradayım, böyleyim. İçimde ben böyle değilim. Ve dikkat edin diyor İsa Mesih. Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için, tiyatro için insanların gözü önünde yapmayın. Bu ikiyüzlülük Tanrı'nın çok kızdığı bir şeylerden bir tanesi. İsraillere de çok ağır uyarıları var. Bize de var. Yalnız bunların birkaç tanesine bakmak istiyorum. Bugünkü İsrail'de biziz zaten. Amos. Wow. Okay. Rab şöyle diyor. İğreniyorum. Tiksiniyorum. Bayramlarınızdan hoşlanmıyorum. Dinsel toplantılarınızdan. Yakmalık ve taoz sunularınızı bana sunasınız. Sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Beşili hayvanlarınızdan sunacağınız eserin sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin görüntüsünü, cenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Başka tercümesi olan var mı? Birisi daha okusun, biraz daha kafamıza girsin. Türkçe de biraz zayıf çünkü. Rab yüksek şöyle diyor. Yüksek sesle okuyun. Rab şöyle diyor. İğreniyorum, tiksiniyorum bayramlarınızdan. Hoşlanmıyorum. Dinsel toplantılarınızdan yakmalık ve taoz sunumlarınızı bana sunasınız. Sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Vesile hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunumlarına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgileriniz gürültüsünü. Cenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Okay. Şimdi bu bayramları Tanrı istemedi mi? Ya istedi.
dinsel toplantılarda Tanrı emretmedi mi? Emretti. Sunuları Tanrı istemedi mi? İstedi. Kurbanları o istemedi mi? İstedi hepsini. Niye şimdi istemiyorum diyor? Çünkü kalpten vermiyor ama ondan. Çünkü 200'lük de. En son ne diyor? İçeriden doğruluk ırmak gibi aksın. Yani. Doğruluk, righteousness. Righteousness. Okay. Demek ki zorla veriyorlardı. Adalet yoktu içlerinde. Ya, İram'ın kaçar. İram'ın kaçar. Ve doğruluk yoktu. Doğru. Bakın Tanrı bizler şimdi duaya girecek İsa Mesih doğru işler yapıyor. Tamam bunlar hepsi doğru işler. Hiçbiri yanlış iş değil. Tanrı'nın kendi istediği hangi işler. Hangi kalple yapıyorlar? Okay. Okay. But what's your intent? Where is your heart? Doğruluğun nerede? Evet. Bu da antiparantez. Bu 24. Tabii. Yarın birthday'i kutlanılacak olan Martin Luther King'in en favorite şey. Bunu alıp böyle şey yapmışlardır. Evet. Bu ayet üzerine bir hymn vardır. Ve de o hymn Martin Luther King'in her zaman söylediği ve sevdiği bir hymndir. Çünkü bunu kendi doğruluk ırmak gibi sürekli aksın diye bu 60'lı senelerde zencilere karşı olan ayrımı ortadan kaldırmak için. I don't know. I just read about this. Adalet yoktu. Tanrı'nın istediğini. Ne yaparsan içten yapacaksın. Ve doğruluk yoktu. Righteousness. Isaiah 1:11-19. Deniz bunu sen oku. 842 mi? Kurbanlarınızın sayısı çokmuş. Bana ne diyor Rab? Yakmalık koç sunularına, vesili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. Huzuruma geldiğinizde avlularımı çiğnemenizi mi isterim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum, kötülük dolu törenlere, yeni ay Şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Yeni ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum. Bana yük oldu. Onları taşımaktan yoruldum. Ellerinizi açıp bana yakardığınızda gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinleyemeyeceğim. Elleriniz kan dolu. Yıkanıp temizlenin. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin. Kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin. Adaleti gözetin. Zorbayı yola getirin. Üksüzün hakkını verin. Dul kadını savunun. Rab diyor ki gelin şimdi. Davamızı görelim, günahlarınız sizi kana boyamış olsa bile. Kar gibi ak pak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. İstekli olur, söz dinlerseniz ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz. Amen. Ben sizden kurban mı istedim diyor. Tamam istedi de o niyetle istedi. Doğruluk istiyor. Yani Isaiah 2:65'i okuyalım. 2'den 5 daha kötü yolda yürüyen, kendi tasarlarının ardınca giden asi bir halka, bütün gün ellerimi uzatıp durdum. O halk ki bahçelerde kurban keserek, tuğlalar üzerinde buhur yakarak, gözümün içine baka baka boyuna öfkelendirir beni. Mezarlıkta oturur, gizli yerlerde geceler, domuz eti yerler. Kaplarında haram et var. Birbirlerine uzak dur, yaklaşma derler. Çünkü ben senden daha kutsalım. Böyleleri burnunda duman, bütün gün yanan ateştir. Anladık mı ne diyorsa? İnce bir şey ayet geçti orada. Farkında mısınız ne olduysa? Deniz bir de sen okur musun? Birbirine uzak dur, yaklaşma derler. Ha. Beni sormayanlara kötü yolda yürüyen, kendi tasarımlarının ardınca giden asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum. O halk beni bahçelerde kurban keserek, tuğlalar üzerinde buhur yakarak, gözümün içine baka baka boyuna öfkelendirir beni. Mezarlıkta oturur, gizli yerlerde geceler, domuz eti yerler. Kapılarında haram et var, birbirlerine uzak dur, yaklaşma derler. Çünkü ben senden daha kutsalım. Böyleleri burnumda duman, bütün gün yanan ateştir. Anladık mı şimdi? Wow. Hem yapma, önce yap dediğimi yapıyorsun ama benim için bir değeri yok.
Ondan sonra yapmaman gerekeni yapıyorsun. Üstüne üstlük bir de sen arkadaşına diyorsun ki sen bana yaklaşma, ben senden daha yüceyim, daha kutsalım diyorsun. Sizin gibi insanlar diyor benim burnumda bitmeyen bir duman da diyor. Yani. Hiç burnuna duman çektin mi yanan bir alevin dumanını? İki saniye sonra böyle kaçarsın. Bütün gün durmaksızın burnumda bir duman gibisiniz diyor. Yani Tanrı'yı ne kadar rahatsız ediyor. Hypocrisy. İkiyüzlülük. Şimdi biz bunları İsrail'e, o zamanki imanlılara mal ediyoruz. Ben diyorum ki bu bizim için konuşuyor. Tüm kitap bizim için. Ne? Evet. Ben bırak. Kesinlikle öyle. Ve de şu anda konuşmak istediğim bizim hayatımıza nasıl giriyor bu iki yüzlülük? Bu gruptan bahsediyorum. İsteyerek değil ama yani istemiyorum. İsteyerek onu tercih. İnsanları bir de mutlu etme. Çünkü biz daha fazla istiyorum. Ben şu sözcükleri kullanacak olursam üstü mutlu olur. Veya olmaz. Herhangi bir şey. Şimdi insanları mutlu etmeye çalışıyorsa iki yüzlülük otomatikman meydana çıkmıştır. Ama yalan söylüyor. Tabii. Kişi gerçeği söyleyecek. Ya da yüzüne doğru söyle diyor da sonra arkasına gidip başka diyor. Okey. Açalım, biraz daha açalım. Ali, bir şey söyle. Nasıl bizim için şu Hristiyanlıkta şeyde bizim herhangi bir kilisede veya bizim kilisemizde hipokrisi, iki yüzlülük dediğimiz zaman nedir? Bak ne diyor, dikkat edin, yapmanız gereken doğru işleri gösteriş, tiyatro için insanlar görsün diye yapmayın diyor. Yapmamız gereken şey, kiliseye doğru bir niyetle geliyor muyuz? O var. Okey. Cevap verin diye söylemiyorum. Düşünelim diye söylüyorum. Evet. Tamam. Şişlerin gülücü kan zorlu geliyor. Kendi kiliseye zorlu geliyor. Onu söylüyorum. Orada çıkıp dua ettiğimiz zaman şimdi ona da geliyor. O çok kötü oluyor. Bir dua ettiğimiz zaman dua ettiğimiz zaman orada çıkıp hangi niyetle ediyoruz? Okey. Hipokrisi, ikiyüzlülük. Yani başkasına yaptığımız zaman bir iyilik. Maddi veya manevi. Biraz sonra diyecek ki sağ elinizden görmesin, bilmesin. Niye yapıyoruz? O hipokrisi oluyor Tanrı'nın önünde. Yani. Önceliklerimizi koyuyor ama biz ne yapıyoruz? Başkasına karşı yani bulunduğumuz toplum içinin önemli olmadığını düşünüp bir an geliyor bir bayan mesela giyimi için inanılmaz paralar harcıyor. Bu da bir şekil. Bu da bir şekil ve kendimize de bunun için sorduğumuz zaman doğru şeyler, sebepler yaratıyoruz. Bu da bir çeşit ikiyüzlülük değil mi? Yani yapıyoruz bunu bir şekilde yapıyoruz. Bu grup içinde hepimiz bir şekilde yapıyoruz. Bütün mesele bundan arınmaya çalışmak. Yani yapmıyoruz diyemeyiz. Bir şekilde bir yerimizden. Çünkü dağarcığımız günahlı. DNA'mızda günah var. Yani bunu kurtarmak çok kolay bir şey değil. Kendi kendimize zaten itiraf edip savaşmaya başladığımız an kurtuluşa doğru adım atıyoruz. Demek ki ama bunu bile itiraf ben ondan daha derine gitmek istiyorum Deniz. Ya o yüzeysel biraz. Kökü var bir de bu. Ama işte derinine inmemiz gerekiyor. Onun köküne inersen de çok arzu etmek var yani. İyi şeylere, güzel şeylere sahip olma arzusu var. Elbiseyi güzel şeyleri bir tarafa bırakmamışım. Ben iman hayatım, zaten iman hayatı doğru yola girerse onların hepsi kendi kendine yerine oturur. Tabii. İman hayatına fokus yapalım şimdi. Tanrı bir Hristiyan'dan, imanlıdan ne istiyor? Ne istiyor? Yürekten iman istiyor, dürüst iman istiyor. Tanrı'ya karşı dürüst olduğun zaman kendisine olan sadakaya bağlılık ve yalan istemiyoruz. Yalan yok. Kendisine olan bağlılık en önemlisi ve ona güven. Bağlılık, okay. Güven varsa zaten riyad ortadan kalkar. Daha kötüne. Bütün bunlar olduğu zaman zaten olmuyor. Okey, şöyle bakalım. Yalan, bu riyakar, bu ikinci. İmana geldik. İkinci adımımız ne bizim? Ondan sonra ne? Tanrı'da yaşayacağız. Nedir o? Reading the Bible. Tanrı'nın sözlerini hayatımıza geçireceğiz. Spiritual growth, büyümek. Büyümek bir emirlik. Büyümek. Tanrı bizden büyümemizi istiyor. Evet. İmana geldikten sonra büyümemiz şart. Okay? Evet. Şimdi yalnız buradan bakacak olursak, eğer Tanrı
Şimdi ben imana geldim. İşte dua ediyorum. Biraz da kitap okuyorum. İşte azıcık dini şeyler yapıyorum. Okey? Biraz da para veriyorum. Kiliseye de gidiyorum. İşte Bible study'ye de gidiyorum. Biraz önce okuduk. İnek boğa kesiyorsunuz diyor. Bilmem işte sunular sunuyorsunuz. Ben bunlardan istemedim ki sizden diyor. Doğruluk. Tamamıyla benim istediğim gibi yaşamanız. Tanrı'nın istediği o. Eğer büyüyeceksek. İşte medisinal. Acelu hamar. Medisinal hamar. Badagnal betkevnina. Bıduk perelu hamar. Oman kırnan medisinal ye bıduk çenler. You have to bring a forth fruit. You can grow up. There are trees that they are very, very var öyle trileler çok bıdukçun. No, yani yete bıdukçuka evet. Yeah. Eğer meyve yoksa hayatında kuru bir hayatı var. Şimdi büyümeye geri onu söyleyeceğim. Ha, ben de ona benzer bir şey söyleyecektim evet. Ve şunu ekleyeceğim. Büyümek tabii temel bu, öz bu ama büyüyebilmek için hayatımızda dağarcığımızda getirdiğimiz günahlar adına, günahlı DNA adımız adına hayatımızda küçük küçük şeylerle yüzleşerek ve bunları çözerek başlamak durumundayız. Büyük şeyleri bir anda aşıp çıkamayız. Yani büyürüz, büyürüz ama bir ağaç oluruz, meyvesiz. Meyvesi olmaz. Başlamak için karar vermek gerek. Ya bu o konuda ben bir şey tartışabilirim. Karar vermek yeterli değil. Hayır. Bu bir süreç. Başlamaya karar vereceksin. Dua, tabii karar ver. Burada olan herkes aslında bir karar vermiştir. Bak. Şuraya gelen, büyümeye gelen, karar vermek gerek. Bir şekilde karar vermiştir değil mi? Sen kararsızsın. Ben başkasından da konuşmuyorum. Gene kendi adıma da. Okay. Yani bir insan Hristiyanlığı seçmiştir, bir karar vermiştir. Ama bundan böyle bizim karar vermemiz yeterli değil. Öğrenmemiz gereken, o kadar kirliyiz ki öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama onu da yaşayalım. Burada da tabii işte yani ben küçük küçük yandım, şeylerle tek yüzleşip mücadele edip yetişerek bugün biz Yakup kitabını inceliyoruz. Mesela gibi bir örnekle örneği sokuyoruz. Tanrı bizim içimizde kendi benzerliğinde yaratmış olmanın verdiği birer altın parçası var. Ama bu altını kirleten bir sürü de pislik var. Altın nasıl toprakta suyla karışık bulunuyorsa, nasıl çıkarılıyor altın? Suyla karışık o çamur bir eleğe basılıyor. Elektrikli her şeyi atıyor, altın eleğin üstünde kalıyor, ağırlık farkından ötürü. Tanrı da biz karar verdiğimiz anda böyle bir eleğe doğru sürüklenmeye başlıyoruz. Artık o süreçte o titreşimler yaşanacak, bir sürü zorluklar geçecek, bir sürü deneyimlerden geçip sonuçta arınmaya başlayacağız. Yani bu uzun bir süreç. Ve ufak ufak şeylerin birikmesiyle, ayıklanmasıyla oluşacak bir süreç diye düşünüyorum ben. Bu süreçte yaşıyoruz ve yaşatacağız. Yaşadığımızı yaşatıyor muyuz? Ama yaşıyoruz, içimizde kalıyor, ikiyüzlü davranıyoruz, burada kalıyor, öğreniyoruz, hiçbir anlamı yok yani. İçimizde kalması bence 200'lük yani o farklı bir farklı. 1. Korintliler 13-11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. 1 Peter 2-2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. 2 Peter 3-18. But grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hebrews 6:1. Therefore, leaving the elementary teachings about Jesus Christ, let us press on to maturity. Ephesians 4:13. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried away with every wind of doctrine, but speaking the truth in love, may grow up in all things. We can't be babies. Ve de kendi başına imana geldiysen orada duramazsın. Ve de bu kararı vermen lazım. İmana vermek birinci adım. Gelmek birinci adım. İkinci adım da okey Tanrım benden ne istiyorsun? Okey dua edeceğim, İncil okuyacağım, iyi işler yapacağım. Ama bunların hepsinin dibinde bir temel var.
O da niye yaptığım. Her şey oraya geliyor. Okay? Niye yapıyorum? Hipokrasi için mi? İnsanlar görsün diye mi? Ben dua ettiğim zaman insanlara mı dua ediyorum? Tanrı'ya mı dua ediyorum? Dua ettiğim zaman, bunları da söyleyecek zaten İsa Mesih bundan sonraki başlarda. Başkalarına konuşmak için mi dua ediyorum duamda? Yoksa Tanrı'nın önünde ona mı konuşmak için dua ediyorum? Bak, birisine yardım ettiğim zaman o kişi vay be Steve'e bak ne kadar iyi insan desin diye mi? Veya daha kötü bir üçüncü kişi görsün de bak Steve şuna buna yardım ediyor desin diye mi yapıyorum? Yoksa kesinlikle yani Tanrı'nın bana söylediği için mi yapıyorum? Evet. Bazı kiliseye gidenler kiliseye niye gidiyor? Hakikaten Tanrı'dan öğrenmek, birbirine dayanışma sağlayıp hep beraber öğrenmek için mi? Yoksa kiliseye gitmiş olmak için mi? Intent, everything, her şey niyete geliyor, sebepe geliyor. Everything comes down to intent. Why do I do what I do? And that determines if I'm a hypocrite or not. Tanrı ne diyor? Şeye ne dedi? 1. Samuel, Deniz Çabuk geldi, yaşar mısın? 1. Samuel 16:7. 1. Samuel 16. bölüm 7. ayet. Ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi. Ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsanın dış görünüşüne Rab ise yüreğe bakar. Evet. Gerçekten. İnsan dış görünüşe boya olsa ama Rab yüreğine bakıyor. So niye yapıyorum? Niye dua ediyorum? Niye kiliseye gidiyorum? Niye şunu bunu yapıyorum? Niye? Intent, sebep. Bütün her şey ona bağlı. Onun için İsa Mesih diyor ki dikkat edin. Yapmanız gereken doğru işleri, kurbanlar, sunular, onlar zaten yapman gereken şeyler. Okay? Yapmanız gereken doğru işleri niye yapıyorsun? Niye kiliseye gidiyorsun? Niye Bible study'ye geliyorsun? Niye dua ediyorsun? Öğrenmek için. Niye yardım ediyorsun? Niye ben Bible study öğretmeye çalışıyorum? Niye? Gösteriş olsun. Gösteriş için mi yapıyorum? Yani bunların hepsi için cevap vermemiz lazım Tanrı'nın. Ben başkalarına değil, kendime de konuşuyorum. Bu çok önemli. Tanrı için yapmamız lazım ne yaparsa. İkincisi onun gösteriş amaçlı. Ancak o zaman onun anlarsak ancak o zaman İsa Mesih'in bize ne dedi? İsa Mesih'e geldiler en önemli commandment nedir dedi? Nedir? En önemli commandment. Ali sen bilirsin bunu. Sarayı bütün yüreğinle bütün yüreğinle, bütün kalbinle seveceksin. Komşunu da kendin gibi. Ancak bunları yaparsam Tanrı'yı ben hoşnut edebilirim. Ama Tanrı işte benden eskiden kurban istiyormuş, şunu istiyormuş, şunu istiyormuş, bunu istiyormuş. Domuz yemi diyormuş, okey. Onları yapayım. O zaman ben Ferisiler gibi oluyorum. İsa Mesih en çok kime kızıyordu? Ferisilere. Ben de şimdi Hristiyan olarak kiliseye gidiyorum, dua ediyorum, para veriyorum, Bible study'ye gidiyorum, okey, I'm done. No! Onların ekranlarını aşmadıkça giremeyeceksin. Dikkat edin. Yapmamız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız göklerdeki babanızdan ödül alamaz. Dikkat edin. Bir şey yaptığımız zaman ya bir şey niye yapıyoruz? Zaman niye onu düşünmeyi bilmemiz lazım. Kendimiz sormamız lazım. Kendi kendimize de onunla senin Tanrı'nın arasında, ben de Tanrı'nın arasında. İşte onun için Hristos bizi uyarıyor. Dikkat edin diyor. Aşagertlerine konuşuyor. Onlar ilk öğrettiği şeylerden bir tanesi öğrencilerine. Dikkat edin. Siz de Ferisiler gibi olmayın. Why do you do what you do? Be careful, Jesus. Oluyor bazen. Oluyor bazen. Niye kıyıksız bir şey demiyor. Şey geçmiş. Sen niye kendi üstüne alıyorsun? Tabii kendimi tedavi etmem lazım. Ben hastayım. Kendimi tedavi etmem lazım. Her şey çok güzel gidiyor. Bir an geliyor. Bir şey oluyor. Kızıyorum. Sana diyorum ya niye kızıyorum? Bana ne diyorum? Ama şimdi kızdım da yine Tanrı'nın işiyle ilgili. Yani yoksa ben akşam yatmış sabah kalkmış. I don't care bana ne de. Yani Tanrı'nın işinde bir yanlışlık oluyorsa ben o zaman birden krize giriyorum. Sonra kendime geliyorum. Derim bana işim değil. Tanrı görüyor. O yola soksun. Dua ederim hemen.
Ama çok zor oldu bu. Ben yıllarca uğraştım burayı bu hale getirmek için. Temizledim. İşte daha da var. Sen temizlemedin. Yani temizledim, uğraştım ya. Tanrı temizledi. Biz temizlesek ne olur? Güzel ruh yardım ediyor. Onu çağırırım zaten. Ne zaman başımı sıkışsa çağırırım. Ben tek başıma bunu yapamayacağım. Gel bana yardım et diye. Kesinlikle. Gelip yapıyor yani. Hiç benim uğraşmama da gerek kalmış. Warning'i, bu uyarıyı nasıl geçirebiliriz kendi hayatımıza? Şimdi buradan çıkıp arabaya bindiğimiz zaman bizim hayatımızda ne değişecek? Bir şey değişecek mi? Tabii. O kendi başına Tanrı'nın huzurunda sessizliğinde açıp okuduğun o var ya, o %90 olması gerek. Kiliseye gelip mesaj duymak %5'i, Bible study %5'i, %10'u olması. Ben her fırsatta bunu okuyorum. Çok önemli. Yani bunu öğrenmeden çok önemli. Eğer onu eğer onu yapmıyorsak unut. Unut. Hristiyan hayatını biz yaşayamayız. Hatta teologlar diyor ki 3 şekilde okumamız lazım. 3 şekilde. Bir tanesi böyle Bible study gibi. Okay. Verse by verse araştırarak, inceleyerek. İkincisi gazete okur gibi dümdüz. Okuyup gitmek. Sakinle öyle okuyacağım. Üçüncüsü de devotionally. Böyle dua ederek. Dua ederek. Ben sıkıştığım yerde dua ederim. Öteki okuduğum şeyi anlamıyor. Öteki Bible study'de geçen hafta 5-3'ü dedim ki şey yapın, meditate yapın bütün hafta. Everything we have to meditate. Bir hafta o ayet üzerine meditate yaptılar. İnsanlar gelip yani inanamazsın Tanrı neler açmış onlara. Neyin 5-3'ü ya? 5. bölümün 3. ayeti. Matta'ya mı? Ya. Üzerine bir hafta insanlar meditate yaptı ve o meditate yapmak ne demek? İşte o ayeti okursun, dua edersin, Tanrım işte bunu bana aç. Bütün hafta onu düşünürsün, şey yaparsın, o meditate'dir. Tanrı sana açmaya başlar, konuşmaya başlar. Kendi hayatında nasıl, yani çok değişik şekilde insanlara çok değişik sırlar diyebilirim. Açmış Tanrı ve çok keyifli bir sırdır. Ya Rab, sana şükür ediyoruz, teşekkür ediyoruz bizleri burada topladığın için. Bizlere böyle bir kardeşlik verdiğin için, bize bu sevgiyi paylaştırdığın için sana ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Her şeyden önemlisi de bizleri bu kadar kötüyken, günahlıyken sevdiğin için. Evet, Rab. Ve bizlere kurtuluş yolunu gösterdiğin için sana şükür ediyoruz. Evet, Rab. Okuduğumuz her şeyi, duyduğumuz her sözünü anlamamızı sağla. Anlayıp hayata geçirmemizi sağla. Burada biz yetersiziz. Biz bunları becerecek kadar güçlü değiliz ve günahlıyız. Kutsal ruhum bizde çalışsın. Her dakika yüreğimizden bize ne yapmamız gerektiğini doğrusunu söyle. Niyetimiz ne olursa olsun biz yanlışlara içe düşebiliyoruz. Yanımızda ol, güçlendir. Şeytanın her türlü saldırısına karşı koru, kutsa ve bizlerin senin yolunda, senin ışığını saçan evlatlar olmamızı sağla. Yeah, I know. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.